Gönül dostlarım, halk arasında şöyle bir şey deniliyor. Limon çiçekteyken kimisi sulanır diyor, kimisi sulanmaz diyor. Sulanır mı, sulanmaz mı? Bilen varsa, yorum atarsa çok mutlu olurum gerçekten. Su verelim mi, vermeyelim mi çiçekteyken? Ne tür vitamin, gübre ne vereceğiz? Verelim de bari bunun 6 senedir ağzına bakıyoruz, 2 tane limonlu yiyelim. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz en huzur bulduğum, mutluluk, huzur dolu bahçemize. İzmir'deki bahçe biz giderken cevizler açmamıştı. Yapraklar coşmamıştı. Güller mis gibi kokmuyordu, açmamıştı. Güller açmış. Arkadaşlar, gelincikler yine aynı. Söz vermiştim Ülker Hanım takipçilerimize. İnşallah bu yıl iyi bakacağız bahçeye demiştim. Hı hı. O sözümüzü yerine getireceğiz. Allah bela kaza vermezse. İnşallah. Birkaç yıldır zeytinlerden verim alamadık biliyorsun. İyi bakamadığımız için gerek köyle uğraştık. Burayı ihmal ettik. Burada hafta canım, sonları çekim var. Aynen aynen. Onu biliyorlar zaten. Düğün çekimlerim olduğu için. Benim zaten sürekli düğün çekimim var burada İzmir'de. Yani ikide bir köve gidemiyorum zaten, o yüzden yani. Köve de her hafta sonu gelmek de akıllara zarar. 1000 lira yakıyor sadece. Fazla, 1200. He, evet, o yüzden. Şimdi hafta içi Şahin'in İzmir'de çekimi olduğu için hafta sonunda da bahçeye bakacak. Yok, hafta sonları çekimde ama hafta içi de boş kalıyorum yani. Yanlış dedim. Hafta sonu çekimler var, hafta içi bahçeye bakacak ama iyice daha çok iyi bakamamış ama bayağı da bakmış diye. Yok, bakamamış. Bak cancağızım, sana bir teknik vereyim mi? Söyleyeceğim. Bak, şuradan başladın mı başladın. Şöyle bakacaksın. Bak. Mesela bu çiçek. Bunu yolmayacaksın. Bak şu ot. Bunu yoldun mu? Yoldum. Bunu atacaksın kenara. Yolacağız. Bir dakika. Acele etme. Başka bir şey yolabilirsin faydalı. Odan bu da ot. Bunu da yoldum. Bu da ot. Bunu da yoldum. Şu. Bunu da yoldum. Sağ ol canım. Şimdi bu burada kırılmış ya. Kırılmış. Hemen bunu sıcağından buradan belinden şura ağaca bağlayacaksın. Heh, bağladın mı? Bağladım. Bağladın. Dinle. Böyle gittin. Buraya kadar geldin. Geldim. Heh, iyi dinle şimdi. Yoruldun. Yoruldum. Benim tekniği kullan. Yoruldun. Git eve yat, dinlen, ye, iç. Yine kalktın, bahçe işi yapmak canım istedi. Hareket bereket diye bu arada. Narlığa çiçek açıyor. Tekrar kaldın yerden başlasın. Odan etmesin. Ne olur biliyor musun? Bura tertemiz. Baktın mı ayna gibi. Ertesi gün oraya başlasın. Ama oradan burada ne dersen nereyi temizlediğini bilemezsin. Anladım. Anladın mı? Peki hiç başlamasam? Hiç başlamam. Bak ille kaçacak, bak ille. Yok yok. Mis gibi açmış. Ya ben buraya kabak ekmiştim de bitmedi. Bunlar yabancı bitti. Şey, kabaklar yok tabii. Büyük bitti, ben susuz kaldı. İlgilenemiyorum. Şahin de bilemez tabii ben nereye ne ektim. Canımız sağ olsun ya. Ne olmuş? Evet, çiçekte. Maşallah, nohutlar çiçekte. Biz köve daha yeni ektik. Ektim daha köve. Şu iyilcenleri içinden alıveren dayı görünsün. Heh. Yine tek tük gelincik çiçekleri sallanıyor. Tohumluk soğanlarımız. Soğan tohumu oluşuyor. Bunlar açmış. Bunlar Gonca'da. Üst bahçenin hali. Şahin, sana ne göstereceğim? Gel. Bunlardan bahsettiydim. Bak. Kabaklar. Ha, ben bunları görmedim. Ha, şimdi otunu kesem. Burası da olacak değil mi? Ha, üç tane aşılayın başka yere. Olur. Aşılayın. İyi olur. Şu bak, onu bir, iki, üçünü bırakam. Şu bir, iki, üçünü de başka. Sen bir emeğe. Sen alacaksın, ben onu boğazını doldurdum. Tamam.
Notlar da yoğmuş da Şahin sanki hastalık başlamış bak. Ay Allah korusun ya. Onlar granatın. Hastalanmayın. Hastalıklı bölgeleri koparıyoruz atıyoruz. Hastalanmayın ne olur. Çoluğuma çocuğuma ekiverdim. Yesinler kuzularım. Ben de duramam Şahin ben de. Otları hemen keseriz. Tertemiz ederiz biz bunu. Tertemiz. Alışverişe gideriz. Odan geldikçe keseriz. Sonra ben onları çökerteyim kendiden so. Kabakları. Elhamdülillah çok yaşa komşu. Hoş bulduk cancağızım sağ ol. Bahçeyi dolaşıyorum bu yoda. Komşu Narus. Şahin ben öbür tarafa gidiyorum. Çok yorma kendini. Bana söz verdim diye öyle şey etme. Yorulma. Sen önemlisin. Şurada girişte güller açmış dedik ya. Çantamı bile içeri almadım. Attığım gibi çok mutlu oldum. Bahçe çok güzel olmuş. Şuraya ben halı gülü, kedi tırnağı diyorlar. Dikmiştim Züleyha'dan getirerek. Tutmuşlar anam gari. Şu akıllı aşının dibinde deli bağ. Su tasarruflu. Şöyle serim sistemiyle sulanan domatesler. Şahin dikmişti eline yüreğine sağlık. Apuya dökmeye başlamış. Domatesler çiçek açmış arkadaşlar. Çiçek açmış. Burada turp bırakmıştım tohum olsun diye. Bak turp çiçeklerini döktü ve çıngıldak oluşturmuş. İçlerinde tohum olacak. Rüzgar kırmış. Ağır gelmiş. Turp tohumumu rüzgar kırmış. Emme kurumamış. İnşallah tohumları dolar, erer. Tohumunu almak da nasip olur. Bu bizim yerli turp. Yerli turp tohumu. Hamış abladan almıştım. Tohum için buraya diktim. Burada yine turp tohumları var. Ve Şahin'in domatesleri dikti. İzmir'deki bahçemizin bahçe turu ve domatesler. Şuna bak. Maşallah güzel olmuş da bak. Ne olmuş bu? Bu kurumaya yön dönmüş. Susuzluğundan değil. Böcek esmiş. Burada da böcek esmiş bak. Kesmiş evet. Aha. Böce bunu buradan kese. Mertelen mi? Böce bir şey böcesi diyorlar ona da. Mertene ilaç atacağız. Toprağa ve çapalayacağız. Yoksa hepsini keser. Abu. Şahin'in biberleri. İşte. İşte. Abu. İyi güzel. Maşallah. Eline sağlık. Çok güzel dikmiş. Allah razı olsun. Yeter de artar bu biberler burada bize. Baklalar köyde çiçekte. Buradaki baklalar şöyle gayri gart almış. Bunların işlerinden biraz çıkaracağım da dolaba donduracağım. Seviyorum ben. Beyaz dut. Bizim beyaz dut ne alemde? Aha. Daha ermemiş. Beyaz dutta tık yok. Siyah duda bakacağız. Şimdi de bakmadan önce şöyle bizim tütün çiçekleri de solmuş gayri. Tohuma kaçmış. Kabaklar. Kabak dikivermiştim şöyle şeylere. Şunları seyreltem. Bilememiş cancağızım. Şunları alacağım. Birerini alacağım. Bu kökene kaçmış. Bunu almayacağız. Bu bir kök. Bunların ikisi kalacak. İnşallah döker. Bu da kalacak. Ilhamur. Ilhamura aşı yapmıştık. Maşallah tutmuş. Bu 5 sene oldu. Dikeli ılhamur vermiyordu. Ben bunu korkuttum tahrayla. Keseceğim seni dedim. Yine vermedi. Ilhamur vermedi. Vermeyince biz de böyle buradan kestik. Aşı yaptık. Maşallah aşı tutmuş. Bu palatırlarını şöyle temizlemezsek iyi olmaz. Gücünü alır aşının.
Onu da temizlemiş bulunuyorum. Burada ben dikmedim de kendiliğinden çıkan kabak. Buraya doğradığım kabakların o içinin liflerini atmıştım. Bitmiş. Bunları yolayım sık. Şu ikisi, üçü, şunlar kalsın bakalım birer tane döker mi, dökmez mi? Dökerse olur, dökmezse de olma şey. Fark etmez, dökse de olur, dökmese de olur. Yer elması yolmam lazım. Şuraya minik minik arpacık soğanlar kalmıştı. Öyle diktim yeşil yeriz diye. Bak filizlenmiş. Şu filizlenmemiş ama filizleni. Şu yandaki otları yolu vereceğiz. Onları yolduk. Abu bahçenin efendisi. Şifa deposu. Ebelerin ilacı, ebe gömeşleri de çiçekte. Yine onun da çimlerini, otlarını yolmamız şart. Yolalım, yolalım, atalım. Şöyle ne güzel. Ebe gömeci, samsak dövceyi, ebelerin ilacı. Çiçeğe şifadır, kendi şifadır, her yer şifadır. Hurlandan keseceğin kurutacaksın. Kabak buralara bilerek ektim. Lahana, tohum için. Kara lahana bu. Yazdan tohum çıkarır, güzden tohumunu etrafa saçar, döker rüzgarla ve baharda yine kışta çıkar yeriz. Şimdi beni şaşırtan başka durum. Arkadaşlar bağlar da böyle açmış da ne güzel yapraklar tam sarmalık basmalık. Sarı vereyim de çocuklar yesin. Beni şaşırtan durum. Oturak fasulyesi ekmiştim. Burada çok güzel olurdu İzmir'de. Neden böyle? He. Sararmış diyecektim. Nedeni belli bak. Bak bak. Kara böceği görüyor musunuz mu? Kara böceği. Oo. Kara böceği sıkmış. Sıkmış, sıkmış. Aha. Aha böcekler. Sıkmış ve kurutmuş. Şahin bilememiş. Buna doğal ilaç atılsaydı. Allah. Böyle. Ha, şöyle onlardan hayır kalmamış. Olmaz gar, yeniden ekeyim ben, tohum var. Burada aş kabağı var. Kaç tane çıkmış? 3 tane bu da. Herhalde sanırım. 3 tane çok fazla gelir. Bir tane kalsa yeter. Üzümler ne alemde? Bak üzümlere. Şöyle. Küllenme zamanı gelmemiş de filizlenme zamanı gelmiş bunun. Boş olan filizleri kıracağız. Budama filizi. Budama filizi. Filiz budaması diyeyim ya. Ters dedim ya. Kusura bakma. Hah, şöyle bak boş. Boş filizleri kıracağım da şimdi bir bahçe turu yapayım. Bak bu da boş. Bunu da kırayım. Bunu filizlememiz şart. Şu dolu, doluyu bırakacağız. Asmaların boş filizlerini biraz kırdım da daha kırmaya devam edeceğim. Çok asma var bizim burada. Bu taraftaki nohutlar da çiçekte. Gene bahçemizde birkaç tane bıraktım papatyalar. Tohum için bıraktım. Gene ileride ebe gömeşleri bahçenin ara ara yerlerinde şöyle tohum olsun diye. Bu da yağlı diken, dikensiz diken. Onları da bıraktık tohum için. Zeytinlerin çiçekleri bu sene güzel. İnşallah bunlara bir şey atmak lazım. Bordo bulamaç. Hemen derhal. Aa, geldik. Bahçemizin güzeller güzeli siyah duda. Heh.
Eğirmiş. Yerlere dökülmüş. Gene ziyan, gene israf. Budadık ya, çok canlı, çok güzel olmuş ama dut az. Neden? Dallarını kestik çünkü. Olan da bize yeter dedik. Çok iş var diyorum ya bahçede. Şahin şey yapıyor, işin bir tarafından tutuyor da. Bunları da hatırlatayım. Sağ olsun, eline koluna sağlık olsun. Yine gücü yettiği kadar çalışıyor. Ne yapsın, çekimler var o da. Limon. Limonda çiçek yok. Gene yok. Bu ne ya? Vermiyor. Bunu da keseceğim. Bu da kızdırdı beni gali. Mandalin. Bunda da bir şey yok. Narlar yeni yeni çiçek açıyor. Alt bahçedeki narlar yeni yeni çiçek açıyor. Bakalım bizim şuralarda. Aa, günahını aldım. Limonda çiçek yok dedim ya. 3 tane var. Acaba çiçekteyken limonu sulamak mı gerek, sulamamak mı gerek? Bilen varsa yoruma yazar mı arkadaşlar? Badem ağacında bir şey yok. Badem yok. Buraya diktiğim soğanlar da zaten 3 senedir olmuyor, kalsın. Kayısıda bir şey var mı bakıyoruz. Birkaç tane vardı, görmüştüm de. Şimdi yok, dökmüş. Ya da don vurmuş, bilmiyorum. Ülker kışı da vurmuş olabilir. Şöyle hemen geçelim ocak başının oraya. Üst tarafa. Böyle işte. Bunda üzüm yok, kocaman olmuş. Bu da kırılacak da. Şöyle bir çekimi bitireyim, işe koyulayım, başlayayım. Deli bağımız. Deli bağ. Görüyor musunuz mu deli bağı? Üzümlere bak. Çangıl çangıl üzüm. Şuna bak. Mis gibi kokuyor. Bunların böyle üzüm gibi görüldüğüne bakmayın. Bunlar deli, yalancı. Bunlar dökülecek. Deli bağı üzüm vermez. Böyle olur. Sevgili takipçilerimiz diyordu. Ülker abla, biz asma diktik. Deli. Üzümü veriyor. Biraz oldu mu döküyor. Hayır, aslında bunlar kesinlikle döker, deli üzüm vermez. Olmaz, kesinlikle olmaz. Deli bağdan üzüm olmaz. Bak, kopardım attım. Bunlar bu otluğa yolunacak. Ondan sonra ocakbaşım. Bensiz ocakbaşım. Mahrum kalmış. Çırpıları rüzgar devirmiş. Şöyle alalım. Ah, benim ocakbaşım güzeldi. Neyse. Hemen ocakbaşının buraya da dikmiştim çal çiçeği. O da açmış, tutmuş. Benim bahçemde de olacak gayri. Seviniyorum. Şurada da var. Otlan temizleyip su vermek lazım. En iyisi ben birkaç gün kalayım da temizleyeyim buraları ya. Acıyorum bunlara. Baklalar yaşlanmış gayri. Aha. Kurusunu toplarız ya. Biraz işlerini çıkarıp dolaba koyayım da diğeri de tohum olsun. Köydekiler çiçekli, onlardan yeriz. Çok yiyen yok benim dışımda zaten. Baklaların durumu da bu. Ben İzmir'den köve giderken en son bahçe turu diye yapıp gitmiştim.
Onunla bunu kıyasladığımda çok şey değişmiş. Derhal ebe gömecinin çiçeklerini toplayacağım. Böce falan yok. Güzel. Kurutmak için. Nanelerimiz. Naneler. Şöyle büşmüştük Züleyha ile. Şu şekilde yeni yeni filizleniyor. Daha yeni büyümemiş bunlar. Belli ki susuz kalmış. Böce. Üst bahçede kara lahanaları böce yemiş. Nasıl bir böce? Değişik. Şey böcesi. Kurt. Kemirmiş. Üst bahçede böyle. Biraz bizim burası çok gürültülü bir mahalle. Uçak sesi olmasa televizyonlar, müzikler son sese kadar açılır. Kimin canı ne isterse saatin önemi yoktur. Her şeyi yapabiliriz. Elektrik süpürgesi açabiliriz. Biz de buna dahiliz. Ama doğal olsun, önemi yok. Herkes özgür, kafasına göre takılsın. Apartman katında olsaydık komşular da biz de bunları yapamazdık. Muşmulalar ne alemde? Muşmulalar ya, ben görmeyeli. Çiçeğini açmış ve dökmüş. Muşmula oluyor. Oluyorlar. Üst bahçedeki karadut. Bu doğal Anadolu'daki sapsız karadutlarımız olmuş gayri. Sapsız bunlar, şifalı karadut. Şöyle bayağı bir bu sene büyüdü. Neden çok büyüdü? Şuradaki beyaz dudu kestim ben. Bu da farklı bir karadut. Saplı karadut bu da. Aşağıdaki dut bitti mi? Ermiş olan bitti mi? Tükendi mi yani? Bu ermeye başlıyor. Bahçede hiç hani boş kalmıyoruz yani. Sürekli dut yiyoruz bütün yaz. Biri tükeniyor, öbürkü ermeye başlıyor. Onu demek istiyorum. Buraların otlarını yolacağım. Buraları arıtacağım. Tabii rokaları yolmayacağım. Bunlar kalacak. Ve şu filizleri sıyıracağım. Bu şifalı karaduda gölge olmasın. Ha, şunlar. Kırıl gel. Açık olsun, hava alsın, hava gelsin. Şimdi şura başına çıkacağım. Şunları da aynı şekilde sıyıracağım. Soğana benzeyen sarımsaklarımız tohuma kaçmış. Bunlar soğana benziyor. Baktığında ilk bakışta pırasaya benziyor. Pırasa değil. Sarımsak. Soğan gibi olur. Dişsiz, çok mis kokulu olur. Yoğun bir aroması var, kokusu var. Böyle tohum bırakır. Ama tohumundan bitmiyor. Şuradan dibinden atıyor tohumunu kendi. Minik minik atıyor. Öyle işte. Nar. Bu da ekşimsi nar. Nar suyu hazırlıyoruz ya, nar suyu. İşte o cinsten nar. Aşağıdakiler deve dişi. Yemelik, sofralık nar. İri diş, pembe. Bu da nar suyu hazırladığımız ekşi nardan bu. Mehmet abiden, Ergül abladan getirmiştik. İşte böyle. Şu dudun dibinde ne kadar dut partisi yaptık. Kestik dudu. Azıcık kaldı, yeter. Çünkü Şahin'in organik bahçesine gölge yapıyordu. İş çok. Odunlar bölünecek, içeri atılacak. Ben en son gitmeden burayı bir düzenlemiştim. Tahtaları kırdım öyle. Çapa kürek koyduk. Böyle buraları temizlemiştim. Bakalım ne yapıyor benim cancağızım. Kesin çat çat vuruyor. Çat çat çapa yapıyor. Abu ya. Sen ne edeydin gayhuna bak. Otları yığdıra koymuşsun. Temizlemişsin. Ha maşallah, ha maşallah. İyi. Ben de üzerimi değiştirip geleyim de. Tamam. Hemen başlayayım bir kıyıdan. O dudun gibi ocak başının etrafları çok şey, temizleyeyim oraları. İyi olur. İyi olur. Senin dişin var, çekimdesin. Yoruluyorsun. Emme
Burası böyle çok göze hitap ediyor ya, temizleyem. Öyle evet, oraya kadar kesem. Notlan içindeki tek tük iyilcenler de yok lan. Hepsini alacağım sıraya. Daha oraya girmedim. Önce şu etrafa alayım. Tamam, ben geliyorum. Evet arkadaşlar, İzmir'deki bahçemizin bahçe turunu yaptık. Çok şey değişmiş değil mi? İzmir'in gözünü seveyim. İşte böyle birkaç tane video İzmir bahçesinde gelecek. 3-4 gün kızlarımızla çocuklarımızla vakit geçireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Daha sonra da köve gideceğim. Bu ara arkadaşlar, burası yol kenarı ya, çok gürültü oluyor. Videomda da söyledim yani. Buradan videolar gelecek derken, köyde yükleyemedim, atamadım videolar var, onlar da gelecek. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güller diyarından hepinize kucak dolusu kırmızı kırmızı güller gönderiyorum. Kızlarımın ikisinin de sizlere selam var. Kamera arkasında şu anda Kevser kameramanım, Özlem de onun arkasında duruyor. Sesiniz gelse yeter. Evet. Herkes Allah'a emanet olsun. Hoşça kalın. Şimdi takipçilerimiz diyor ki, Kevser'le Özlem bahçedeki meyveleri neden yemiyor? Geçen sene narlar ziyan oldu ya. Ha, neden yemiyor diyorlar. Gönül dostlarım, İzmir'deki bahçeden, evet, güllerden hepinize selam, sergi, saygı gönderdim. Size hepinize şöyle kokulu kokulu gülleri gönderiyoruz arkadaşlar. Bunlar aslında kokulu gül değil. Rengi çok güzel, görünüşü çok güzel. İsparta kokulu gülden de reçeller yapacağız, tariflerini vereceğiz inşallah diyoruz. Size şöyle güller gönderiyoruz. Bay bay. Allah'a emanet.